diyorlar ki ben insanlara bir şeyler anlatmak istiyorum. Ben toplum için sinema yapıyorum. Biri diyor ki sanat için yapıyorum falan. Valla ben evvel her şeyden evvel kendim için yapıyorum sinemayı. 1929'da Çanakkale'de doğan, İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünü bitiren Metin Erksan, ilk kez kamera arkasına geçtiğinde 23 yaşındaydı. Karanlık Dünya, Metin Erksan'ın ilk filmi. Gözlerime ne oldu? Göremiyorum. Sinema yaşamının ilk yıllarında çevirdiği Cingöz Recai, Yol Palas Cinayeti, Şoför Nebahat ve Oy Farfara Farfara filmleri iki konunun işaretidir. Hem edebiyat uyarlamalarında ısrarının hem de zaman zaman popüler nitelikte filmler çekmesinin. Ne yapalım, arabayı köfteci dükkanına mı çevirdin? Ah ulan Nebahat, zaten bizde kabahat. Metin Erksan 1962'de Fakir Baykurt'un Ayna adlı romanından yola çıkarak Yılanların Öcünü çekti. Gel buraya ödlek herif. Adam bu kadar korkar mı bir yılandan? Gel şurada alanda git malları. Bak. Yılanların Öcü sanıyorum ki şimdi bile yurt dışında gösterilme müsaadesi yoktur. Büyük entrikalar sonucu yalnız yurt içinde gösterilebilir izni verilmiştir. İyi ama görüyorsun, yalnız senin kazancın yetmeyecek bize. Boşuna uğraşma, razı edemezsin beni. Acı Hayat duyarlı bir aşk filmidir. Metin Erksan'ın Acı Hayat filminden sonra Türk sinemasında neredeyse her yıl yeni bir Acı Hayat filmi çekildi. Bir zamanlar içe saydığım bu aşk sana karşı değil şimdi. Ben birlikte gece konduları gezdiğimiz Nermin'i seviyorum. Susuz Yaz 18 Aralık 1963 tarihinde gösterime girdi ve yoğun bir ilgiyle karşılandı. Susuz Yaz, Hülya Koçyiğit'in de ilk filmiydi. Ben Susuz Yaz'ı yaparken su mülkiyetinden iniş, insan ilişkilerine giderek bir film yapmak istedim. Su benim değil mi? Su benim arazimden çıkma mı? Ne istersen onu yaparım. Sevmek Zamanı. Gösterime girmeyen bu film televizyonda gösterilince çok ilgi çekti. Sinemalarda sinemacılar oynatmadılar. Sinema bulamadım. Yani Türk halkı Sevmek Zamanı'nı görmedi ki. Hayır, sana ait bir mesele değil bu. Resminle benim aramdaki bir durum seni ilgilendirmez. Ben senin resmine aşığım. 1970'li yıllarda popüler nitelikte filmler de yapmıştır Metin Erksan. Onun temel yaklaşımlarının izleri ve sinemasının biçimsel özellikleri bu filmlerine de yansımıştır. Biz de sana eşlik ederdik.